Arkadaşlar merhaba. Dün seferler başladı. Seferleri ne işe yarıyor, nasıl geçebiliriz? Onunla ilgili bir video çekeyim dedim. İlk önce bir tur tavernadan bir tur artışımızı alalım. Şu bir tur 15 dakika sürer. 30 dakika, 1 saat. Şöyle 15 dakikalık yeter bize. İlk açıldığında zaten birinci kattan başladınız. Dün ben bir defa oynadım. İlk zaten üçünü müzakereyle geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü sadece altın ve erzak istiyordu. Gördüğünüz gibi sadece altın ve erzak istiyor. Şöyle rastgele seçiyorum ilk. Yanlış kişi diyor. Yanlış kişi dediği, bu ikisi de yanlış istiyor. Yani bu ikisi de erzak istemiyor. Bu tamamen artık altın istiyor. Bunlar da altın istiyor. Yani ilk başları, ilk üçünü kesinlikle geçin. %30 şey, 30 şato puanı veriyor. Şatonuzu da ilerletirsiniz böylece. Şuradan göstereyim. Şatonuz burada. Şato sistemi. Level attıkça size belli bir bonuslar, avatarlar, hediyeler falan verir. FP verir günlük. Şatonuzu müzakere ederek çoğaltabilirsiniz. Benim tavsiyem günde yapacağınız ilk oyuna girdiğinizde 3-5 tane müzakereyle geçmeye çalışın. O zaman direkt sıfırlanmış oluyor. Şimdi demin ben 30 şato puanı aldım. Şimdi bir daha müzakere et desem 28 düşüyor. Bu 26, 24, 22, 18, 10'a kadar, hatta 0'a kadar düşebilir galiba. Oraya kadar pek gitmedim. Benim şimdi bu hesabımda ürün sorunu olacağı için ben müzakere sistemini birkaç defa göstereceğim. Başka göstermeyeceğim. Bu açılan sayfa For Helper diye geçiyor. Google Chrome kullanıyorsanız Google Chrome'unuzun uygulama merkezine giderek Foe Helper yazarak bunu Google Chrome'unuza ekleyebilirsiniz. Google Chrome'unuza eklediğiniz zaman birçok avantajı var. Böyle müzakere sisteminde, müzakerede size yardım ediyor. Şurada altta zaten bar olarak geliyor. Burada etkinlikleri, bazı etkinlikleri oynamanızı kolaylaştırıyor. Yani sizin yerinize karar verebilirsiniz. Ona göre oynuyorsunuz. Biraz daha oyununuzu desteklemiş oluyor. Tamamen bir hile hurda değil. Bunu birçok kişi kullanılıyor. Foelber'e ekleyerek mesela burada kendi katkını hesapla diyor. Tıklayalım. Şöyle bir şeye tıklayalım bunda. Burada birinci sıralara kaçar tane FP atılması gerektiğini ve sizin kaç tane atacağınız yazıyor. Misal şöyle bir arkadaşınızın şeyine gidelim. Herhangi bir devasasına gidelim. Burada birinci, ikinci sıralarda kaç atması? 100, 238 atılmış. 238 doğru. 124. Zaten atılanları yazıyor burada. Burası kaçmış? Tamam. Sizin ne kadar atacağınız buraya, hani bu tık küçük küçük destekleri falan oluyor. O yüzden tavsiye ederim kurmanızı. O yüzden şimdi bunu tıklayınca otomatik olarak açılıyor bende. Hangi ürünü istediğiniz sizin yerinizi seçmenizi sağlıyor. Şöyle altın erzak, altın erzak. Bir tur daha satın aldığım için yani %100 geçiyor. Yani ben 1000 tane müzakere ettiysem 10 tanesini anca yanlış bildi. Destek sağlıyor. Zaten ilk girdiğinizde ilk katları direkt müzakereyle yaptığınız zaman ilk 3 katı, İkinci katında ilk 3 katını, üçüncü katında ilk 3 katını genelde 2-3 ürün falan istiyor. Fazla bir şey istemiyor. Misal yanlış demiş. Bu yanlış kişi dedikleri için diğerlerini seçmeniz lazım. Ama ben de bu olduğu için direkt buna göre oynayacağım. Foelper'e göre oynayacağım. Zaten hani bunun doğru bilmesine gerek yok. Başka bir ürün kalmadığı için mecbur buna, bu sizde olmasaydı mecbur zaten buna tıklayacaktınız. Evet, üçüncü sayfayı da geçtik. Bilgisayarda oynamanın avantajı aslında bu tarz şeyler, destekler alabilirsiniz. Bir de burada telefondan oynadığınız zaman şato puanı, mesela burada saldırırsan şato puanı daha çok verir diyor. Müzakere edersen daha az veriyor. Telefondan bu ara katları görebiliyorsunuz ama bu ana katları, daha doğrusu ne diyeyim şimdi? Yani 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yani bu dörtlere denk gelen şeyleri, savaşları telefondan görebiliyorsunuz. Ne kadar şato puanı verdiğini. Fakat telefondan oynadığınız zaman
Şöyle müzakere ettiğin zaman şunu göstermiyor size. Ama bilin ki şato puanı geliyor. Bir defa müzakere edip ondan sonra şato puanınızı kontrol edebilirsiniz. Ben ürün sorunu yaşıyorum şimdi. Ürün çatlayacağım için burada harcamayacağım. Direkt. Bu arkadaşlar size demek istediğim Himeji Kalesi'nin şarjı çalıştı ve 125 tane ürün verdi bana. Zaten şurada 3 tane kalmış şarjı. Daha yeni hasat etmiştim. Bu şansa bağlı dediğim gibi 200 FP, 50 FP, 100 FP, 50 elmas, 250 ürün, 500 ürün. Yani böyle güzel şeyler çıkarabiliyor karşınıza. Şimdi bakalım bak zaten daha önceki videomda söylediğim gibi Himeji Kalesi'ni hasat ettikten sonra size şarj veriyor. Yani hak veriyor diyeyim daha doğrusu. 5 taneydi. Ben 2 tane savaştım. 3 tane kaldı. Yani bir önceki savaşımda bir şey vermedi bana. Tamamen şansa bağlı olarak veriyor. Şimdi bir daha savaşalım bakalım. Belki bir şey verir. Şöyle. Ya bu Himeji Kalesi'nin bakın 5 tane haydut daha verdi. Seferlerde savaşabilirsiniz. Seferlerde ilk yapacağınız 5-6 savaş, 4 savaş, ilk kurduğunuzda 4 şarjlı olarak başlıyor. LSA'da, PvP'de ya da haritada harita savaşlarında kullanabilirsiniz. Mesela şurada bir tane haritaya saldırayım. Bunlar beni yeniyordu galiba ama. Bakın 125 ürün daha geldi. Bugün şanslıydım. Aslında ara sıra hiç atmıyor. Ara sıra böyle ard ard atıyor. Ama FP atmadı. Bizim için önemli olan tabii FP. 200 FP gelse daha iyi olurdu. Şuradan son bir hakkımız kaldı mı? Aynen. Son bir hakkımız daha kaldı. Onu da savaşarak şöyle atlatayım. Şöyle tankların yaralanmış. Yani bu sefer bir şey vermedi. Hakkı da gitti. Bundan sonra savaşmayacaksınız. Savaşınız tabii savaşmaya devam edersiniz. Ama dediğim gibi hangi kata geçerseniz geçin. Burası birinci kat ilk üçünü müzakereyle kesin geçmeye çalışın. Çünkü şato puanı veriyor. Şatonuzla kasarsınız. En son zaten bu katın en sonu burası. İkinci kata geçtiğiniz zaman da yine aynı devam edersiniz. Burada ne veriyormuş? Mesela bunu müzakereyle geçseniz iyi olur. Biraz daha şato puanı veriyor. Ama arasında pek fazla fark yok ve ürün harcamak istemiyorum. O yüzden direkt geçmek istiyorum burayı. Sizinle beraber haklarımı bitireyim burada. Tamamdır. Haklarım bitti. Yani seferlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Daha aklınıza takılan bir şey olursa aşağı yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşelim bakalım.